Rüzgarlı Tepe dizisine dair çoğunuzun duymadığı 3 ilginç bilgiyle karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar, bu dizi yayınlandığı andan itibaren hayran kitlesinin hızla büyüdüğü ve insanların hakkında konuşmaya başladığı ender dizilerden biridir. Özellikle yabancı ülkelerde diziye olan ilgi ciddi oranda artmış durumda. Bunun sebebi ise dizinin senaryosunun izlenilebilir bir şekilde yazılmış olmasının yanı sıra oyuncularının da işlerinde başarılı olmaları. Ama konum bu değil. Belki çoğunuz Rüzgarlı Tepe ismiyle ilgili anlatacağım bilgilerden haberdar değilsiniz. Bu nedenle sizlere dizinin ismiyle ilgili 3 ilginç konuyu anlatacağım. 1. Rüzgarlı Tepe filmi. Evet, 1963 yılında Rüzgarlı Tepe'nin bir filmin konusu olduğunu biliyor muydunuz? Başrollerinde Eşref Kolçak ve Evrim Fer'in oynadığı Rüzgarlı Tepe filminde çocuğuna mürebbiyelik yaptığı zengin köşk sahibine aşık olan genç bir kızın öyküsü anlatılmaktaydı. 2. Rüzgarlı Tepe Dağı. Diğer Rüzgarlı Tepe ismini biz Adana'da yerleşen bir kamp alanında görüyoruz. Öyle ki Adana'nın Çukurova ilçesinde Seyhan Baraj Gölü'nün batısında yer alan yaklaşık 260 metrelik yükseklikte kent merkezinin en yüksek noktası olan ve Rüzgarlı Tepe adlanan bu yerden Adana'nın eşsiz manzarası seyredilebilir ve yamaç paraşütüyle atlayışlar gerçekleştirilebilir. 3. Rüzgarlı Tepe romanı. Emily Bronte'nin yazdığı bu romanı okumanızı tavsiye edelim. Emily Bronte, Rüzgarlı Tepe isimli bu kitabıyla İngiliz edebiyatının en önemli yazarları arasına girmiştir. İngiltere tarihinin önemli bir bölümünde belirleyici bir etkiye sahip olan İngiliz aristokratyasının bir panoramasını sunan kitap, dönemin sosyal ve kültürel yapısını ortaya koymaktadır. Ve Kanal 7'nin Rüzgarlı Tepe dizisi. Başrollerini Gökberk Yıldırım ve Cemre Arda'nın paylaştığı Rüzgarlı Tepe dizisi, intikam duygusuyla dolu bir gencin zorluklarla geçen hayatı ile ailesinin gözünden bile sakındığı bir genç kızın bilinmezliklerle dolu öyküsüyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Değerli arkadaşlar, eğer araştırmamı beğendiyseniz düşüncelerinizi mutlaka yorumlara yazın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyin. İzlediğiniz için teşekkürler.